gıyabi oldu önce. Çünkü 1977 yılında ben Bursa'daydım. Henüz daha bir lise öğrencisi iken bir dostumun, kitapçı olan bir dostumun tavsiyesiyle bana iki kitap o gün satmıştı. Birisi Necip Fazıl Kısaküre'nin Bab-ı Ali isimli eseri. İkincisi de Cemil Meriç'in Bu Ülke kitabı. Necip Fazıl'ı zaten biliyorduk. En azından çok derin derece okumuş olmasak da hakkında bir malumatımız vardı. Ama Cemil Meriç'i ilk kez duyuyordum. Ve o zamanlar henüz daha yeni yeni iştihar buluyordu. Cemil Meriç ismi yaygınlaşıyordu. Bu Ülke 74'te yayınlanmış. Demek ki yani 2-3 yıl geçmiş üzerinden. Ve ben onu hemen okumaya başladım. Tabii ne kadar anlayabildim bilmiyorum ama böyle bir roman okur gibi kısa bir sürede, bir iki gün içerisinde okuduğumu hatırlıyorum. Hala o kitapları muhafaza ediyorum. Aldığım günde, bitirdiğim saat bile yazılıdır üzerinde. O zaman öyle bir adetim vardı. Tabii beni çarpan, tabii 16 yaşında bir çocuğun Cemil Meriç'i kavraması, kuşatması mümkün değil ama beni çarpan tabii bu cümle yapısı, öyle kırbaç gibi insanda şaklayan, birdenbire bir hayalini alevlendiren, sonra bir bıçak gibi kafasındaki bazı dağları kesen, ağaçları deviren, sonra yeniden insanı aramaya teşvik eden bir tarafı vardı ve bu kırbaçlama etkisi bende daha sonra onun diğer kitaplarını okuma arzusu uyandırdı. Hemen zaten arkasından galiba Umran'dan Uygarlığa vardı o zaman çıkmış olan diğer kitaplarına geçtim. Henüz daha Mağaradakiler falan çıkmamıştı o vakitler. Ve bir Cemil Meriç okuru olmaya başladığımı hatırlıyorum. Ama İstanbul'a 1981 sonunda geldim ve ilk görüşmek istediğim iki kişiden birisiydi Cemil Meriç. Yani yazar olarak yine o kitapçı dükkanında satın aldığım iki kitabın yazarı. Evet. Birisi Necip Fazıl, birisi Cemil Meriç. Fakat Necip Fazıl'a nedense cesaret edemedim. Yani o kadar böyle bir büyük bir mücessem kitle halinde duruyordu ki hayalimde. Yani cesaret edip de kapısına içeri giremedim. Çok arzulamış olmakla birlikte. Ama Cemil Meriç bilmiyorum daha bize anlatılanlara bakılırsa daha sevecen, daha yumuşak geldiği için olacak. Bir cesaret gittik bir arkadaşla. Hatta uzun da bir röportaj yaptık. Sabırla dinledi. Yani öyle de bir tarafı vardı. Mesela 100'e yakın soru çıkarmıştık. Bütün kitaplarından falan. Hepsini bana okuyun dedi. Daha hiçbirine cevap vermeden. Ondan sonra dedi ki bu sorularınıza cevap veremem ben dedi. Niye? Çünkü dedi bunlar test tekniğiyle hazırlanmış şeyler. Bunlar bir mütefekkire, bir düşünüre sorulacak sorular değil. O şöyle diyor, siz ne diyorsunuz? Ya da bu böyle diyor, doğru mu? Bir mütefekkire böyle A, B, C şıklarından birini seç denilmez. Doğru fakat şu açıdan, yanlış fakat şu açıdan demem lazım. Benim tarzım bu. Ama dedi emeğinizi sevdim, emeğiniz hoşuma gitti ve sizi geri çevirmeyeceğim diye başlamıştık. O günden sonra işte müteaddit defalar gittik, geldik yanına. Hamdolsun yani çok o enerjiden, o ortamdan çok şeyler aldığımı zannediyorum. En azından zannediyorum. Evet. Bir hayli bir şey almışsınız ki sizin çünkü üslubunuzda da ciddi bir benzerlik söz konusu. Hatta yani? Bunu size bilmiyorum. Bu benim tespitim değil. Ümit Meriç Hanım da bir başka programda böyle birlikte bulunduğumuzda sizin üslubunuzu merhum babasının üslubuna çok benzetmiştir. Tabii bunda çok iyi bir Cemil Meriç okuyucusu olmanızın da etkisi olsa gerek. Muhtemelen daha doğrusu şöyle diyeyim ben hani bir söz vardır. Edebiyatta, sanatta, bilimde, düşüncede yamyamlık caizdir. Tabii. Derler. Ya yani bir takdirden gelir. Evet yani bir başkasını yazdıklarını yemek, onu kendi bünyene
sindirmek ve ondan sonra çıkıp da konuştuğun zaman aslında artık ne kadarı Cemil Meriç'ten, ne kadarı Necip Fazıl'dan, ne kadarı Refik Halit'ten bunu bilemezsiniz. Ama o bir şekilde bir esinti halinde bir hani kıyıya vuran bir şey gibi, dalga gibi gelip yazılarınızın içinde yer alıyor. Mesela bazen bazı cümlelerime bakıyorum, ya bu Tanpınar mı acaba diyorum. Bazen böyle çok iyi okuduğum yazarlardan damlalar geziniyor. Tabii ki eğer böyle bir üslup oluşturabilmişsem kendimi bahtiyar addederim. Çünkü gerçekten istisnai bir üsluptur Cemil Meriç. Yani hatta Cemil Meriç'in üslubu onun anlaşılmasını hem sağlamıştır hem de engellemiştir diye düşünürüm. Çünkü çok çarpıcı ve sloganlaştırılmaya müsait bir üslubu vardır. Çarpar, fakat o çarptığıyla kalırsanız altına inmezsiniz. O aynı zamanda Cemil Meriç'i size kapayan bir O derinlikten kapı, mahrum kalıyorsunuz. Kapı olur. Orada oyalanırsınız. Yani şöyle düşünelim, bunlar köpük gibi. Aslında bu köpüğün altında büyük bir deniz var. O denize inmeye cesaret edemeyip de köpüklerle uğraşırsanız, o zaman hakiki Cemil Meriç'i anlama imkanı elinizden alınıyor. Evet. Efendim, isterseniz biraz da Cemil Meriç'in farklılığını sağlayan arka planı konuşalım. Şimdi neydi acaba Cemil Meriç'i aynı dönemin entelektüellerinden farklı kılan arka plan? Çünkü aynı yaşadığı dönem içerisinde gerçekten birçok entelektüel var. Ama Cemil Meriç onların içinden bir yerde sivrilen bir isim. O yüzden belki de mütecessis ve münzevi bir yıldız olarak hala anılıyor ve biliniyor. Evet. Bu farklılığın temel sebepleri nelerdir? Tabii çok çeşitli sebepleri olabilir ama ben onun bir sebebinin de Hatay background'u olduğunu düşünüyorum. Yani Hatay bildiğimiz gibi 1939 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışında bir manda, yani ülkesiydi. Bir Fransız mandası altında yaşayan bir ülkeydi. 38'den 39'a kadar da bağımsız bir cumhuriyet olarak idameyi hayat etti. Dolayısıyla bu doğduğu yıldan 1938-39'a kadar geçen bu dönem Cemil Meriç'in tam şahsiyetinin teşekkül ettiği, temel birikimini aldığı, kendisini yetiştirdiği o ortamı, yani 20'li yaşlarına kadarki birikimi temsil ediyor. Şimdi şöyle düşünelim. 1916 sonlarında doğmuş, Türkiye sınırları içerisinde doğmuş bir çağdaşı Cemil Meriç'in aşağı yukarı 11 yaşında, yani ilkokul son sınıfta harf devrimiyle karşılaşmış. Yani ilkokul son sınıfta harf devrimiyle karşılaşmış. Geçmişte olan bütün irtibatı kopmuş ve hatta yani eski yazı okumak istese dahi hani yasaklanan ya da itilip kakılan bir pozisyona düşülmüş. Öbür tarafta hani Arapça, Farsça konuşulan çevreler dışlanmış. Birçok başka ameliyattan geçmiş bir ortam söz konusu. Ve her şeyden önce de şeyin rotası değişmiş. Eğitimin ve ülke kültür politikalarının rotası değişmiş. Şimdi Hatay'da iyi kötü Fransız mandası var ama Fransızlar bir Fransız eğitim sistemini orada Osmanlı Sultanisi'nin, Sultani de Osmanlı eğitim sisteminin en üstünde yer alan hani özel okullar diyebileceğimiz, Galatasaray Sultanisi gibi özel okullar arasında yer alan bir okul ve çok iyi hocaları olan okullar bunlar. Şimdi bu iyi hocalara bile Fransızlar gelip iyi Fransız hocaları, Sorbon doktoralı vesaire hocaları getirip monte ettiği zaman Necip Cemil Meriç'in yetiştiği okulda gerçekten bir üniversite eğitimi neredeyse veriliyor diyebiliriz. Yani Fransızca çok iyi, edebiyat dersleri çok iyi, diğer matematik vesaire bu dersler çok iyi. Ve Cemil Meriç bu ortam içerisinde yetişince kendi çağdaşları Türkiye'de çok başka istikametlere gittip geçmişte olan ilişkileri kopuyor, dilleri değişiyor, harfleri değişiyor, eğitim politikaları değişiyor, kültür politikası değişiyor. Orada farklı bir adada kalmış gibi, hani
bir ıssız bir adada kalmış gibi Cemil Meriç Hatay'da yetişiyor ve ondan sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye gelince tabii şaşkınlık geçirdiğini ve işte kendisine partner aradığını, bir dönem solla ilişkiler kurduğunu, daha sonra başka ilişkilerin içerisine girdiğini görüyoruz ve bir yalnız kişi, gerçekten onu farklı kılan tarafı bu geçmişle ve o büyük birikimle yetişmiş olması, o birikimi özümsemeye çalışıp onun üzerine bir şeyler koyma çabası, yani bu emek vererek bir şeyler koyma çabasını temsil ediyor. Ama aynı dönemde kendi çağdaşları bunun oldukça uzağına savrulmuş durumda. Böyle bir yalnızlık evet yaşadığını söyleyebiliriz. Şimdi sizin bugün Zaman Gazetesi'nin yorum sayfasında kaleme aldığınız yazınızda da yazının başlığı çok dikkat çekici. Bir kabustan erken uyanan adam. Evet. Şimdi acaba Cemil Meriç uyanmasını bildiği kadar uyandırmasını da bilen bir isim olduğu için mi bu kadar önemli soru, bu kadar önemlidir? Bu soru da bir yerde gündeme geliyor. Bir kabustan erken uyanmasını bilen adam derken aslında tam olarak ne anlatmak ya da neyi kastetmek istiyorsunuz? Vallahi yani bu bahsettiğim arka plandan, hı-hı, yabancı, garip bir arka plandan, hı-hı, geliyor oluşu onu bu ülkede yani kendisinin aramakta olduğu ülkede kendisini yabancı ve biraz ayrıksı, ayrık otu gibi yabancı konumda tuttu ve o da bu yabancılığı aşmak için aslında tam da bu meselelerin üzerine gitti. Yani ısrarla tarihimizle, kültürümüzle, edebiyatımızla hesaplaşmak, ama bu hesaplaşmayı yapmak için de her şeyden önce bilmek, okumak, öğrenmek, diz çöküp bir Muallim Naci okumak, efendim bir Cevdet Paşa okumak, bir Namık Kemal okumak, yani bunlar o kadar basit meseleler değil. Çünkü bu isimler Osmanlı medeniyetinin yüzyılların içerisinde süzüp getirdiği bir birikimi, modern Fransız etkisiyle yetişmiş aydın tipinin içinde devam ettiren isimler ve büyük bir hesaplaşma yaşanıyor aslında. Yani bir Namık Kemal deyip geçmeyelim, bir Cevdet Paşa deyip geçmeyelim, bir İbn Haldun etrafında bile Cevdet Paşa'nın Batı'yla bir hesaplaşma çabası olduğunu biliyoruz. Namık Kemal zaten böyle bir hesaplaşmanın içerisinde olan birisi. Keza diğerleri de Ali Hüsavi vesaire. Şimdi Cemil Meriç bunlara dikkat çekiyor. Yani bunların birikimi önemsenmeden, bunların birikimi değerlendirilmeden bugün yeni bir şey yapılamaz. Zaten, hı hı, yeni bir şey yapmak ancak eskinin içinden filiz veren bir gelişmedir. Yani yeni bir şey yaptığını nereden bileceksiniz? Diyelim ki ben yeni bir iş icatta bulundum. Eskiden bunun icat edilip edilmediğini bilmezsem, eskiden böyle bir şey yapılıp yapılmadığını bilmezsem yeni yaptığımı da ispatlayamam. Dolayısıyla yeni bir şey yapmak dahi eskinin içinde onu öğrenmek ve onun içinde ne yapılıp ne yapılmadığını bildikten sonra yapılabilecek bir şeydir. Cemil Meriç'in aslında burada yeni ve orijinal kavramına getirdiği açıklık biraz farklı diğerlerinden. Yani divan edebiyatını kötü şiir diye atabilirsiniz ama eğer kendi yazdığınız şiirin iyi bir şiir olmasını istiyorsanız, kalıcı bir şiir olmasını istiyorsanız, o zaman bu yeni yaptığınız şeyin temelini bize göstermeniz gerekir. Neye dayanıyor? Hangi temel üzerinde? Çünkü yıkmak kolay, yapmak zor ve kalıcı olan budur. Şimdi Cumhuriyet şiirinden, ilk dönem şiirinden bugüne kaç isim kaldı? Ya. Yine sayıyoruz. İşte Yahya Kemal diyoruz, bilmem işte Necip Fazıl diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz değil mi? Yani Nazım Hikmet, hı hı, diyoruz. Yani 3-5 isim yine kalıyor. Demek ki o kadar kolay bir şey değil kalıcı olmak, uzun ömürlü olabilmek. Cemil Meriç bunun derdindeydi. Bunu anlatmaya çalışıyordu. Köksüz bir medeniyet olmaz, köksüz bir ülke olmaz, köksüz bir toplum olmaz ve muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir geleceğe bağlamak için ışıktan, sesten bir köprü, kelimelerden bir köprü olmak
gibi bir görev, bir misyon edindiğini söylüyordu. Bu da bunu anlatıyor aslında. Yani bir köprünün ayağı kırılmış veya kesilmiş, bu tarafta da bir gelecek var. Bu aranın doldurulması lazım. Bir şekilde doldurulmazsa nesiller aşağı düşecek, gelecek köprüden aşağıya düşecek. Böyle bir toplum çok uzun süre yaşayamaz. Böyle bir toplum çok uzun süre ayakta duramaz. Onun için kendisini köprü kılmak ve bir bakıma o birikimi bu tarafa aktarmak için bir büyük faaliyet içinde olmak gibi bir sancı içerisinde oldu. Bence esas beni de etkileyen tarafı buydu. Yani bu kabusu fark etti. Bu toplum yoksa gidecek, dağılacak, un ufak olacak. Bunun için bir şeyler yapmalıyım diye düşündü ve bu kabustan bizi de uyandırmak istedi. Değil mi? Başarılı olduğu da söylenebilir tabii. Kısmen tabii yani. Evet. Çünkü tam başarılı olduğunu söylemek hani kitaplarının okunma oranlarıyla, düşüncelerinin tartışılma miktarıyla orantılı değil. Yani insanlar seviyor Cemil Meriç'in işte önemini takdir ediyor ama çok fazla hala istenen seviyede değil. Düşünce ortamımızın temel isimlerinden birisi değil. Düşünceleri çok fazla tartışılmıyor, eleştirilmiyor ve bir adım öteye çok fazla götürülmüyor. Ben biraz onu yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani bugünkü yazımda da mesela onun fark edilmeyen bazı atomik cümleleri var. Böyle bir paragrafın arasından filan patlayıp çıkabiliyor. Yani mesela şöyle bir cümlesini ben aktardım. Bu Patrona Halil isyanı ile ilgili bir yerde konuşuyor. Diyor ki aslında bunun böyle olmaması lazım. Sosyolojik olarak bu imkansız. Yani bir eşkıyanın ya da bir hamam tellağının on binlerce insanın önüne geçip bir padişaha tahttan indirmesi, bir ay ülkeye hükümran olması, bir imparatorla sosyolojik olarak bana imkansız geliyor ama bilmiyorum diyor. Çok fazla da okuma imkanı yoktu biliyorsunuz. Ben daha sonra bunu araştırınca hakikaten Cemil Meriç'in o sezgisiyle doğru bir noktaya parmak bastığını gördüm ve gerçekten de o anlatılan Patron Halil öyküsünün ya da anlatısının gerçekle ilişkisinin olmadığını, bunun başka esasları olduğunu gördüm. Yani Koçi Bey ve Mustafa Reşit Paşa ile ilgili söyledikleri de çok ilginç. Yani diyor ki bu ikisi de aslında geçmişe, geçmişin parlak dönemlerine dönüşü savunuyordu. Dolayısıyla bunlar gerici olarak nitelendirilmeli. Aslında normal olarak geçmişe dönmeyi savundukları için gerici olarak nitelendirilmeli. Ama ne yapıyor bizim resmi tarihçilerimiz? Hem Koçi Bey'i hem Mustafa Reşit Paşa'yı ilerici olarak nitelendirip ona karşı çıkanları gerici konumuna sokuyor. Dolayısıyla bütün kavramlara adeta silkeleyip yeniden sanki ilk kez görüyormuş gibi tekrardan bakmayı öğütlüyordu. Tekrardan bakmaya çalışıyordu. Bu da bence onun farklılığı, yani çok kanıksanmış bakış açılarından, bakış zaviyelerinden sıkılmıştı ve yeni bir şey yapmak, yani bir yalan tiyatrosunun ortasında acaba ben bunun içindeki doğruyu, gerçeği nasıl bulabilirim? Söylenmemiş olan, üstü örtülmüş olan hakikati nasıl keşfedebilirim? Galiba bunun için didinip durdu. Evet, işte Cemil Meriç ne kadar anlaşılabildi ve Cemil Meriç'in düşüncesi bugünün Türkiye'sinde nerede duruyor? Bu soruların cevabını da isterseniz kısa bir aradan sonra programımızın son bölümünde konuşalım. Sevgili seyirciler, İz Bırakanlar programında Hakka Yürüyüşü'nün 19. sene devresinde Cemil Meriç'i almaya devam ediyoruz. Stüdyo misafirim, araştırmacı yazar Mustafa Armağan. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.